Sevgili arkadaşlarım merhaba. İlettiği duygu, düşünce, durumlarına göre cümleler iki konu başlığımızla birlikteyiz. Posterlerimiz karşınızda. Azımsama cümleleriyle devam ediyorum. Hocam azımsama ne demek? Az bulmak demektir arkadaşlar. Ama neyi az bulmak? Görüyoruz şimdi. Bir şeyin miktarca az olduğunu, yetersiz görüldüğünü ifade eden cümlelerdir. Azımsama maddi olarak az bulmak demektir. Yani siz bir eşyayı, bir yemeği az buluyorsanız veya parayı az buluyorsanız eşittir azımsama cümlesini kullanıyorsunuzdur arkadaşlar. Örneğin bu kadar mantı kimseyi doyurmaz. Mantıyı yeterli görmedim. Yeterli görmediğim için buna azımsama cümlesi diyorum. Memur maaşı değil cep harçlığı sanki. Parayı beğenmemişim. Beğenmediğim, az bulduğum para için azımsama cümlesi kullanmışım. Arkadaşlar küçümseme ile birbirine çok yakındır. Aradaki farkı şöyle ayırt ederiz. Küçümseme cümlelerinde tanımını görelim, ondan sonra farkını söyleyelim. Bir kişiye veya bir olaya değer vermeme, onu küçük görme, önemsememe, hafife alma anlamı taşıyan cümlelerdir. Demek ki dikkat ettiyseniz küçümseme cümlesinde kişi vardır arkadaşlar. Okuyacakmış da bu ilçeye doktor olacakmış ha diye bir cümlemiz var. Burada kişi horlanmış, aşağı görülmüş arkadaşlar. Buna küçümseme cümlesi adını veriyorum. Sen kim? Ünlü bir yazar olmak kim? Ne yaptım? Karşımdaki kişiyi küçümsedim. Kişi üzerinden konuşunca adı küçümseme, madde üzerinden konuşunca adı azımsama olur sevgili arkadaşlarım. Buna dikkat etmemiz lazım. İkisinde de yine az bulma mantığı var. Ancak kişi ile eşya arasındaki farkı ayırt edeceğiz. Geliyorum gerçekleşmemiş beklenti cümleleri. Aslında bir nevi hayal kırıklığı cümleleri de diyebiliriz arkadaşlar buna. Bir nevi hayal kırıklığı cümlelerimiz. Bakalım neymiş? Gerçekleşmesi beklenen davranış ve işlerin yerine getirilmediğini bildiren cümlelerdir. Eğer yerine getiriliyorsa ona beklenti karşılandı diyoruz. Beklenti cümleleri diyoruz. Ama bu olmamış. Bakalım nasıl? Hayal kırıklığı olarak da algılanabilir. Doğum gününde bana keman alır sanmıştım. Şuradaki mıştım ifadesi almadığını, yerine getirmediğini söylüyor arkadaşlar. Burası olumsuz kısmı. Şurada doğum günümde bana keman alır kısmı da beklenti kısmıdır sevgili arkadaşlarım. Buna dikkat. Köye gelince bize de uğrarsın diye düşünmüştüm. Beklentimiz ne? Köye gelince bize uğraması. Ama gerçekleşmiş mi? Düşünmüştüm. Kendimce böyle bir yargıya varmıştım ama sen bunu gerçekleştirmedin diyor. Burada bir olumsuz gerçekleştirmeme durumu söz konusu olduğundan adına gerçekleşmemiş beklenti cümlesi adını veriyoruz. Tasarı cümlesi arkadaşlar plan cümlesi olarak da karşımıza gelir. Geleceğe yönelik yaptığımız planları ifade ettiğimiz cümlelerdir. Gelecekte yapılması planlanan işlerin belirtildiği cümlelerdir. 2 yıl sonra bir edebiyat dergisi çıkarmayı düşünüyorum. Şu an geleceğe yönelik bir plan durumu söz konusu. Ailemle önümüzdeki ay tatile çıkmayı planlıyoruz. Önümüzdeki ay için bir planlama yapılmış. Bunlara biz Türkçe'de tasarı cümlesi adını veriyoruz. Son dönemde şıklarda, özellikle ÖSYM'nin sınavlarındaki şıklarda karşımıza gelmekte. Devam ediyorum şimdi. 2 tane kardeş yine geldi aramıza. Aslında ÖSYM her ikisini de sınavda eş tutsa da soru bankalarında farklılık yaşandığı için ve Türkçe'de birbirinden farklı kavramlar olduğu için biz farkına da değineceğiz. Şimdi tahmin cümlesine bakalım. Akla, sezgilere, gözlemlere veya bir takım verilere dayanarak olacak bir şeyi önceden kestirebilme sonucunda ortaya çıkan cümlelerdir. Olasılık cümlesinde bir ikili durum söz konusuyken tahmin cümlesinde kesinlik vardır. Demek ki daha kesin bir dil kullanıyoruz arkadaşlar tahmin cümlesinde. Babam meraktan çatlıyordur şimdi. Şu an ileriye yönelik gözlemlediğim ve sezgilerime dayanarak bir tahmin yaptım arkadaşlar. Bizimkiler köye çoktan varmıştır. Dikkat ederseniz şuradaki ek fiiller arkadaşlar cümleye tahmin anlamı katabiliyor. Hemen olasılık cümlesine geliyorum. Gerçekleşmesi kesin olmayan bir olayın veya bir durumun ortaya çıkmasının beklenilmesi, umut edilmesiyle ilgili cümlelerdir. Olabilir veya olmayabilir şeklinde iki durumu vardır. İkili durum söz konusudur. Biz buna %50 durumu diyoruz arkadaşlar. Bu yaz arkadaşlarla yurt dışına gidebiliriz.
gitmeye de biliriz. Burada bir olasılık var. Gerçekleşip gerçekleşmeme durumunun aynı anda bulunduğu yere olasılık cümlesi diyoruz. Kapıyı çalan annem olmalı. Olabilir de olmayabilir de. Hocam buna tahmin cümlesi diyenler de olabilir mi? Evet arkadaşlar, bu nedenle ÖSYM tahmin cümlesiyle olasılık cümlesini aynı yerde şıklarda vermez. Bugüne kadar da hiçbir zaman vermedi. Buna da dikkat ediniz. Belki yarın size kalmaya gelirim. Gelmeye de bilirim. Bu kesin değil. Yani %50, %50 bir durum söz konusu. Buna da olasılık cümlesi diyoruz. Tamam mı? Şimdi geliyorum yine ikiliye, birbirine bağlı özel ikiliye. Çok seviyorum bunu. Bak bunu yazıyorum sonra. Dediydi dersin hoca. ÖSYM'nin en sevdiği ikililer işte burada. Neden? Saptama cümlesiyle çıkarım cümlesi birbirine yakındır. Aslında aradaki ilişkiyi bilmek bunu çok kolay şekilde çözer. Şimdi öncesinde saptama cümlesine bakalım. Gerçekleştirilen gözlem sonucunun kişilerle paylaşıldığı cümlelerdir. Yani bir gözlem durumu söz konusu ve bunu ortaya koyuyorsun. Demek ki bir bilgiyi ortaya koyma, sunma durumuna biz saptama diyoruz sevgili arkadaşlar. Tespit etme olarak da karşımıza gelebiliyor. Saptama bir şeyi belirgin kılmak, belirlemek, tespit etmek anlamlarına gelmektedir demişiz posterimizde. Spor aktiviteleri stresin azaltılmasına çok etkilidir. Ortaya bir bilgiyi sundun mu? Evet, ortaya bir bilgi koydum. İşte buna saptama diyoruz. Ülkemizde sosyal medya ile birlikte okuma oranı %30 azalmıştır. Ne oldu? Bir gözlemleme sonucunda, bir araştırma sonucunda bir bilgiyi kişilere sunmuşum. Bu bilgiyi sunma durumuna saptama adını veriyoruz. Şimdi buradan çıkarıma doğru yol alıyorum. Çıkarım cümlesi ise saptamadan yola çıkarak yeni bir yargıya ulaşma işidir. Belli önermelerden başka önermelere ulaşmadır. Ulaşılan önermenin doğruluğu veya yanlışlığı önemli değildir arkadaşlar. Şimdi iyi seyret. Sanatçı bir yılda 12 roman yazdı. Burası saptama kısmıdır arkadaşlar. Bilgiyi ortaya koydu. Şimdi bu saptama üzerinden kendime ait bir çıkarım yapacağım. Bu onun üretici yanını gösteriyor. Bu sanatçının 12 roman yazmasından onun üretici bir kimliğe sahip olduğu çıkarımına vardım. Demek ki saptamadan sonra ikinci bir cümle daha geliyorsa biz onu çıkarıma dönüştürüyoruz demektir. Bugün yorgun görünüyor. Gözlemledim, kişiyi saptadım, yorgun görünmesi durumunu saptadım. Buradan bir çıkarım yapıyorum. Bugün yorgun görünüyor. Belli ki dün yine uyumamış. İşte yorgun görünmesi önermesinden uyumadığının çıkarımını yaptım. Saptama ile çıkarım arasındaki bağlantı da bu şekildedir arkadaşlar. Çıkarımda dikkat ederseniz genellikle ve en az iki cümle bulunuyor arkadaşlar. Bir tanesi saptama kısmı oluyor. Diğer tarafı da kişisel yargı çıkarma işi, yani çıkarım oluyor. ÖSYM bayılır çıkarıma. Hocam soru kökü nasıl gelir? Aynen şöyle gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkarım yapılmıştır, çıkarımda bulunulmuştur şeklinde bir yargı söz konusu dur arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Veya 1-2-3-4-5 en sevdiğidir. 1-2-3-4-5 şeklinde parçaları numaralandırır ve der ki bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde çıkarım yapılmıştır. Ya parça üzerinden ya cümle üzerinden, özellikle 2015'ten itibaren çok sevdiği bir cümle çeşididir. Oradan dönüyorum hemen aşamalılık cümlelerine. Aşamalı durum bildiren cümle şeklinde de karşımıza gelebiliyor arkadaşlar. Aşamalı durum bildiren cümle. Bu şekilde de karşıma gelebiliyor. Bakalım neymiş? Bir olayın, durumun, kişinin kademeli olarak iyiye veya kötüye gittiğini. Hocam aşamalılıkta illa iyi olmak durumu söz konusu mudur? Hayır, kötüye de gidebilir. Kötüye gittiğini bildiren cümlelerdir ve bunun için biz genellikle şu ifadeleri kullanırız. Gitgide, günden güne, zamanla, her yıl, giderek sözcükleri çoğunlukla kullanılıyor. Hasta günden güne iyileşiyordu. Aşamalı, kademe kademe ilerliyor. Mertebe mertebe ilerliyor. Sen de zamanla gitar çalmayı öğreneceksin. Aşamalı bir şekilde bunu ilerleteceksin demek istiyor sevgili arkadaşlarım. Özellikle
Çoklu paragraflarda cümlede anlam sorulacaksa ve parça numaralanmışsa aşamalılık ifadesi karşınıza gelir sevgili arkadaşlarım. Burada dikkat etmeniz gereken yer hangi yerler? Gitgide, günden güne, zamanla, her yıl ve giderek ifadesi. ÖSYM bunları kullanarak size aşamalılık ifadesi sorar. Hemen geliyorum oradan kanıksama. Bir duruma zaman içinde alışmak demektir kanıksama. Ya da benimseme kelimesiyle de karşılanabilir ya da kabullenme kelimesiyle de karşılanabilir bu. İstanbul'un trafiği artık beni yormuyor. Şuradaki artık ifadesi beni ona alıştığımı, benim onu kabullendiğimi gösteriyor. İstanbul'un trafiği artık beni yormuyor, kanıksamışım demektir. Odadaki parfümü bir süre sonra duyumsamamaya başladım. Artık alıştım demek istiyor bu duruma. Bu durumu vücudum benimsedi demek istiyor adına kanıksama cümlesi denir. Arkadaşlarım dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok önemli cümle çeşitleridir. Hocam buradan bir seçim yapsanız ilk üçünüzde kimler vardır deseniz mutlak ve mutlak şunları bilmelisiniz. 1. Saptama cümlesi. Mutlaka bilmelisiniz ne olduğunu, tespit etmek demekti. Bir durumu belirgin kılmaktı ve bir bilgiyi ortaya koymaktı. Başka saptamayla birlikte hayatımıza gelen çıkarım cümlesi mutlaka bilmelisiniz. Ve tahmin olasılık cümlesi arkadaşlar. Burada bu cümle çeşitlerini çok iyi şekilde bilmelisiniz. Tekrarlıyorum, tahmin ve olasılık birbirinden farklı olmasına rağmen ÖSYM'de, seçeneklerde bugüne kadar hep eş şekilde gelinmiştir ve hiçbir zaman olasılık cümlesiyle tahmin cümlesi aynı şıklar içerisine de verilmemiştir. Gönlünüz rahat edebilir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.